Herkese merhaba Shiftlet izleyenleri bugün RTX 4070 modelini inceliyoruz. 4070 Ti'den sonra donanım tutkunlarının merakla beklediği bir ekran kartıydı. Bakalım 4070 bizlere neler sunuyor cevabı incelememizde. daha önce Nvidia'nın masaüstü için çıkarttığı RTX 4070 Ti incelemesini kanalımızda yayınlamıştık. Onu da izlemediyseniz YouTube kartlardan izleyebilirsiniz. 799 dolarlık bir ekran kartıydı 4070 Ti. 4070 modeli de 599 dolar segmentinde orta üst segment bir ekran kartı olarak karşımıza çıkacak. Bakalım 4070 bizlere neler sunacak? Bu videomuzdaki inceleme konuğumuz Asus'un Asus Dual RTX 4070 12G modeli. Anlayabileceğiniz üzere adından iki tane fanı var ve 12 GB'lık GDDR6X beleği var. Şimdi dilerseniz kartın detaylarıyla beraber incelememize başlayalım. İncelediğimiz RTX 4070 sürümü Asus Dual RTX 4070 12G modeli. RTX 4070'in standart boost hızı 2475 MHz iken incelediğimiz Asus'un ekran kartında overclock modu ile beraber 2505 MHz seviyesine kadar bu hız çıkıyor. Ada Lovelace mimarisini RTX 4000 serisi ekran kartlarında görmüştük. Bu ekran kartında da AD104 GPU'su kullanılıyor. 5888 CUDA çekirdeğine 64 adet ROP 184 adet de TMO birimine sahip olan bu GPU ayrıca 192 bit bellek band genişliğine sahip. 12 GB GDDR 6X video belleğine sahip ekran kartının Asus sistemin rahat çalışması için minimum 650 wattlık bir power supply öneriyor. Biz yaptığımız testlerde sistemin toplamda 485 watt seviyesinde bir güç çektiğini gördük. Birazdan test sistemimizde söyleyeceğim. Yaptığımız testlerde kullandığımız güç kaynağı ise Asus'un 1000 wattlık TUF güç kaynağı oldu. PCI Express 5.0 desteğinde sahip bu yeni nesil bir güç kaynağı kullandık. İncelediğimiz ekran kartı güç ihtiyacını bir tane 8 pinlik PCI Express güç kablosundan karşılıyor. Yaptığımız testlerde Asus Dual RTX 4070 modeli en fazla 187 watt güç çekti. Zaten Nvidia'nın verdiği değerlerde maksimum 200 watt seviyesindeydi. Yani 187 wattlık bir güç tüketti sadece ekran kartı. İncelediğimiz ekran kartının üzerinde bir tane switch bulunuyor. Bu switch'in iki modu var. Bir Q bir de P. Q zaten sessiz anlamına geliyor. P de performans anlamına geliyor. Bu switch Q modundayken yani sessiz modda iken ekran kartı 9.3 desibel daha sessiz çalışıyor. P modunda ise soğutma sistemi daha hızlı çalışarak 15.6 daha performanslı bir deneyim bize sunuyor. Zaten ısınmayan bir ekran kartı. Yaptığımız tüm testlerde ekran kartı maksimum 63 dereceyi gördü. Hemen ekran kartının giriş çıkış portlarından da bahsedelim. Bir adet HDMI 2.1a, 3 tane de DisplayPort 1.4a çıkışı bulunuyor. Yani 4 tane monitöre çıkış alabilirsiniz. Şimdi ekran kartıyla ilgili pek çok merak edilen veriyi sizlerle paylaştım çok ısınmıyor, çok güç tüketmiyor. Peki performansı nasıldı? Gelin test sistemimizle beraber test sonuçlarına geçelim. İncelediğimiz Asus Dual RTX 4070 12G modelini Intel'in Core i9-13900K işlemcisi Asus Z690A Prime anakart 32 GB DDR5 RAM SSD olarak Samsung 990 Pro SSD kullandık. Testleri Nvidia'nın RTX 4070'e özel sürücüsü ve Windows 11 işletim sistemi ile beraber gerçekleştirdik. Yaptığımız testlerde ekran çözünürlüğünü 4K olarak ayarladık. RTX 4070 4K ekran çözünürlüğü için üretilmiş bir ekran kartı değil. Çünkü şöyle yani 4K oyun oynayamazsınız demiyorum ama gerçek 4K oyun deneyimini 120 FPS ve üstü yaşamak istiyorsanız 4090 var, 4080 var. Hatta DLSS ile beraber 4070 Ti 4K ve 2K çözünürlüklerde oldukça başarılı bir ekran kartı. Biz niye 4K'da ve en yüksek ayarlarda test ettik? Çünkü ekran kartının DLSS 3 ile beraber 3070 ve 3070 Ti gibi ekran kartlarına göre farkını daha da iyi görebiliyoruz. Gerçekten RTX 4070'e şöyle diyebiliriz. 3070 ve 3070 Ti'ye göre daha az güç tüketiyor. DLSS 3 ile beraber daha da yüksek performans sunuyor ve 599 dolara alabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz test sonuçlarına geçelim. İlk testimiz Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077'de DLSS performans modunda 4K çözünürlükte hem detaylar hem de RTX detayları en yüksekte yaptığımız testte ortalama 71.67 FPS elde ettik. Peki DLSS'i kapatınca 4K çözünürlükte yine tüm ayarlar ve en yüksek şekilde yaptığımız testlerde bu sefer FPS 16.51 FPS'e düşüyor. Özellikle 2K ve 4K çözünürlükte RTX 4070'i çok ciddi iddialı oyunlarda yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız DLSS'i açmanız oldukça önemli. DLSS ile beraber performans ciddi seviyede artıyor. Konsolların efsane oyunu ve bilgisayara da gelen God of War oyunu da teste dahil ettik. 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda DLSS'i kalite olarak yaptığımız testte ortalama 93.3 FPS elde ettik. DLSS'i 4K çözünürlükte performans şeklinde ayarlarsanız 120 fps ve üstlerini de görebiliyorsunuz. Daha önceki ekran kartlarının performanslarıyla karşılaştırmak için Wolfenstein Youngblood testi de yaptık. 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda RTX ve DLSS açık bir şekilde ortalama 167 fps elde etti. Şimdi biraz da sizi oyunlarla baş başa bırakalım. Özellikle Spider-Man ve Last of Us gibi yeni bilgisayara gelen oyunlarla beraber bakalım RTX 4070 bizlere neler sunmuş. Müzik Sevgili izleyenler, ekran kartı ile ilgili yaptığım test sonuçlarını gördünüz. E, watt ve ısı değerlerini de sizlerle paylaştım. Yani ekran kartı çok güç çekmeyen, az güç çeken, sessiz çalışan, serin çalışan başarılı bir ekran kartı olmuş. Tabi RTX 4070'ler arasında farklı üreticilerin farklı ekran kartı çözümleri olacak. Biz Asus'un çift fanlı modelini inceledik. Bazı özellik farklılıkları, tasarımsal farklılıklar ve ısı, güç değerleri gibi farklılıklar olabilir başka 4070'lere göre ama bu farklar çok çok fazla ciddi farklar olmayacaktır. Nvidia'nın verilerine göre 3070 Ti 290 Watt değerlerine sahipken 3070 modeli de 220 watt değerlerine sahipti. İncelediğimiz 4070 200 wattlık bir değere sahip. Yani daha az güç tüketen, daha az dolar bazında RTX 3000 serisi kartlara göre hem fiyat avantajı hem de DLSS 3 avantajı sunan bir ekran kartı olmuş diyebilirim RTX 4070 için. Yani sonuç olarak 4070'i kim alsın diyecek olursanız 4070 Ti'ye göre yaklaşık bir 200 dolarlık fiyat avantajı var daha uygun fiyatlı bir ekran kartı performans farkı tabii ki de var ama özellikle 2K çözünürlükte oyun oynayan kullanıcılar için Oldukça performanslı bir ekran kartı olmuş. 4K'da bile oyun oynatabiliyor. Özellikle DLSS ile beraber 4K'da da başarılı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Ama bu kartın gerçek kapasitesi 2K'da ortaya çıkıyor. 2K'da bu sefer DLSS'i de belki açmadan oynayabilirsiniz. Ama DLSS ile de beraber 2K'da özellikle yeni nesil oyunlarda refleksi de açtığınızda tepkileri ve FPS değerleri başarılı bir ekran kartı olmuş. Bunları da çok güç tüketmeden ve çok ısınmadan sakin bir şekilde yapıyor. Evet Aşağı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.